Ama ben istiyorum ki öncesinde ses hastalıklarıyla başlayalım. Nedir ses hastalıkları? Nasıl işte sıralarsınız onları? Bu konularda öncelikle bilgi alalım sizden. Tabii. Ses tabii hepimiz için çok önemli bir konu. Çünkü hepimizin birinci iletişim aracı. Çevremizdeki insanlarla bu gerek sosyal hayatımızda, ailemizde, dostlarımızla, gerekse profesyonel hayatımızda kendimizi ifade etmek için kullandığımız en önemli araç. Bazı insanlar için bu tabii daha önemli. Sizler gibi ekranın önünde olanlar, işte sanat camiasında olanlar, doktorlar, avukatlar, hakimler, yani Öğretmenler değil mi? öğretmenler tabii çok ciddi sayıda meslek için aslında birincil önemde. Çünkü hayatlarını bununla kazanıyorlar ve bir yandan da tabii sosyal hayatlarında buna ihtiyaçları var. Ama önemsiz olduğu bir grup var mıdır diye düşünürsek aslında yoktur. Çünkü işte bir babaanne de torunla konuşmak ister, işte bir çocuk da kendini ifade etmek ister. Dolayısıyla sesimiz her birimiz için aslında çok kıymetli. Ses hastalıkları dediğimiz zaman seste normalden sapma yaratan her türlü rahatsızlığı aslında düşünüyoruz. Bunu da hani çok basit şekilde ifade etmek mümkün. Bir odaya girdiğimizde ya da birisiyle karşılaştığımızda eğer o bireyin sesi ortalama bir sesten, bize normal gelen bir sesten farklı ise, yani bulunduğu ortama, işte bireyin fiziksel özelliklerine, cinsiyetine, o bulunduğu ortamın koşulları, açık bir alan olması gibi, yani kulağımızı tırmalayan bu insanın sesinde ne var dedirtecek bir problem varsa bu bir ses bozukluğudur, bir ses hastalığıdır. Ses hastalıklarının tabii çok büyük bir kısmı, belki %90'dan fazla, çok aşırı önemli nedenlerden değildir. Hepimiz mutlaka hayatımızın belli bir döneminde bir ses kısıklığı yaşarız, bir ses problemi yaşarız. Bunlar genellikle enfeksiyonlarla ilgilidir. Bu gerek viral enfeksiyonlar olabilir, işte bir basit soğuk algınlığı gibi, sinüzit gibi, faranjit gibi, laranjit gibi, ya da bakteriyel bir enfeksiyon olabilir. Bazen Dolayısıyla ses kısıklıkları çok sık da tekrarlıyor, değil mi? Öyle bir de problem var. sık tekrarlaması tabii birkaç tane önemli bizim için faktör var. Bu daha basit, daha genel olan ses kısıklıklarıyla daha ciddiye almamız gereken ses kısıklıklarının ayırt etmesini sağlamak açısından düşünebileceğimiz şeyler var. Birisi sizin söylediğiniz gibi sık tekrar ediyor olması. İkincisi belli bir süreden uzun sürmesi. Yani 10 günden 15 günden uzun süren, devamlı arz eden bir ses kısıklığı varsa mutlaka ciddiye alınmalı. Ses kısıklığıyla beraber giden bazı hastalıklar varsa, işte ses kısıklığım var, bir yandan öksürüğüm var çok yoğun. Ses kısıklığım var, öksürüğüm var ve işte bir kan tükürme hikayem var. Ya da ses kısıklığım var, beraberinde yutkunurken ağrım var ya da yutma güçlüğüm var gibi. Ya da ses kısıklığım var ve ben uzun süreli bir sigara kullanıcısıyım gibi. Ses kısıklığının yanı sıra olan bazı nedenler bizi onu daha ciddiye almamız gerektiğini ve daha erken dönemde daha detaylı değerlendirmemiz gerektiğini düşündürüyor.